Tekrar selam arkadaşlar. Bugün Syncopation metodumuzdan gene devam ediyorum. Üçüncü ders, kitaptaki üçüncü dersten bahsedeceğim biraz. İlk iki dersin videolarını izlediyseniz orada hatırladığınız gibi ilk dersteki sistem şuydu. 1, 2, 3, 4 her yerde bas davul gidiyor. Bunun üzerine kimi yerlerde trompet davul gidiyor. Kimi yerlerde trompet davul olmuyor. İkinci dersteki sistem tamamen ortak hareket ediyordu. İlk iki davulumuz yani bas davulla trompet davul varsa birlikte varlar yoksa birlikte yoklar şeklinde. Bu derste ise yani ders 3'te ise işler biraz daha renkleniyor. Şu anlamda artık zıt hareket ediyorlar. Şöyle de söyleyebilirim. Mesela 1, 2, 3, 4'te ya bas davul olacak ya trompet davul olacak. Biri varsa diğeri yok. Diğeri varsa öbürü yok şeklinde. Dolayısıyla bu çalışmada hiçbir boşluk alanımız kalmıyor. Ama kural şu dediğim gibi bir tanesi olacak. Yani mesela birinci rakam sadece bas davul, ikinci rakam sadece trompet gibi birinden biri olacak şekilde. Böyle olduğunda iş biraz daha renklenecek dediğim gibi. Yazarın bu şimdi metotta önünüzde varsa göreceğiniz gibi yazma şeklinde bu sefer şöyle bir durum var. Mesela ikinci etüt şu. İlk etütü geçiyorum gene çünkü ilk üç dersteki ilk etütler birazcık benim için ısınma ölçüsü diyorum ona. Çünkü sabit yani 1, 2, 3, 4 sürekli ikisi birden var. Birinci etüte gene bakarsanız göreceksiniz. Ama ikinci etütten itibaren dediğim bu sistem başlıyor. İkinci etütte ne var mesela? Bir de bas davul var. 2'de, 3'te, 4'te trompet davul var. Şimdi buraya kadar okey. Burada bir sorun yok. Fakat şimdi bazı arkadaşlarda birazcık kafa karışıklığı olabiliyor. Çünkü çok fazla sus kullanmış yazar. Ki bu da tamamen çalıştırma amaçlı aslında bence. Yani sus bilincini, es bilincini kavramamız adına. Yani aslında ben şöyle bir şey yazsam bu yanlış olmuyor teknik olarak. Çünkü burada 1, 2, 3, 4 yazmasa da baktığımızda ilk vuruşta bir tane bas davul var, tamam. 2'de trompet, 3, 4 yani her rakam bir şekilde dolu. Bildiğiniz gibi eğer ki bir yerde bir vuruş yoksa onu da sus çizerek doldurmak durumundayız ki sonraki vuruşa geçebilelim. Yani ben mesela burada 1, 2, 3, 4 istediği kadar yazsın. Ben burada bu notayı silersem bir müzisyen gelip buraya baktığında direkt bir de bunu vurur adam. Çünkü sus yok. Yani burada belli ama buraya şöyle bir sus çizersem he der o zaman bu beni 2'ye getirdi o zaman 1'de bekleyeceğim 2 3 4'te vuracağım şeklinde. Peki yazar neden böyle yapmış? Dediğim gibi bence çalıştırmak amaçlı ama yazım anlamında şöyle bir mantık da var arkadaşlar. İki şekilde yazan yazar var. En basiti şu. En üstte zilleri yerleştiriyorduk ya en üstte ziller yerleştirilir. Onun üzerine o yerleştirilen zillerin altından ilgili davullar tek bir çizgi şeklinde çizilir. Yani şöyle gibi mesela şurada benim zilim varsa zili burada çizdim. Hemen altına da aynı çizgiyi devam ettirip bunu çiziyorum. Veya bas davul varsa aynı şekilde devam ettir. Yani tek bir çizgi üzerinden diğer yaklaşım ise bütün yani bir diğer yaklaşımsa enstrümanları her biri davul setinin her bir enstrümanı ayrı bir parça olarak düşünüp ona göre yazmaktır. Böyle yazmasak olmaz mı? Olur. Ama tabii konumuz burada nota okumayı öğrenmekse önce zaten daha karmaşığı öğrenirseniz diğer basit dil ile ilgili de hiçbir sıkıntınız kalmayacak. O yüzden şimdi analiz edelim. Bir de şimdi yazar şöyle düşünmüş. Üstteki esleri ve notaları gene trompet için yapmış yani. Trompette davul bir de yok demiş. İki de üç de dört de var demiş. Bas davul için de aynı şekilde ters işlemi uygulamış. Bir de bas davul var demiş. 2'de nasıl bir sus koymuş? Dörtlük bir sus koymuş 2'de. Bu arada bu şöyle oluyor. Yanlış çıkmış. Pardon. 2'de. Bir tane tek vuruşluk sus çizmiş. Yani dörtlük sus çizmiş. Sonra bir tane de iki vuruşluk yani yarım notalık sus çizmiş. Bu da 3'te 4'ü doldurdu. Şöyle düşünelim. Mesela davul seti çalmıyoruz da işte mesela bir bandoda çalıyoruz hep birlikte. İşte ben mesela bas davul çalıyorum elimde. İşte mesela sen de trompet davul çalıyorsun. O zaman ne olacak?
İşte ben şu alttaki satırı çalacağım. Benim görevim ne burada? 1'de vurmak, 2, 3'te, 4'te beklemek. Sen de tam tersini yapacaksın. Senin görevin ne burada? 2'de, 3'te, 4'te vurup 1'de beklemek şeklinde. Bu şekilde gidiyor. İş biraz daha renkli hale geliyor derken işte daha böyle kulağınıza belki aşina hareketler duyuyor olabilirsiniz yani. Mesela bu çalışma için 1, 2, 3, 4. Bu dersin sistemi de böyle arkadaşlar. Böyle gene gidiyoruz. İlk 15 etüdü yaptıktan sonra gene özetimiz geliyor. Özetle birlikte iş nasıl bir hale gelecek? Ben gene kısacık bir özeti çalayım size. Gözünüzde canlansın. Kulağınızda daha doğrusu. Başlıyorum. Şeklinde özetimiz var.